Bakın Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği hadislerin tamamı çıkmış. Yani oldu olacak mı diye bir konu yok. Olmuş zaten. Bütün alameti çıkmış. Peki bu hadislerin güvenirliği hakkında ne diyebiliriz? Güvenirliliği zaten olayın tahakkuk etmesiyle anlaşılmış. Hı. Yani netleşmiş olay. 10 yıl, 20 yıl içerisinde tahakkuk ettiğini de görecekler. Yani İslam'ın dünyada hakimiyeti binlerce yılda bir, bütün peygamberlerin kitaplarında geçen bir konudur. Dünyanın son zamanlarında İslam bütün dünyaya hakim olacaktır. Yani kaya yazmalarında, birçok eski eserlerde, eski kitaplarda hepsinde vardır bu. Tevrat'ta da geçer, İncil'de de geçer dünyaya hakimiyet. Yani İslam kıyamete yakın dönemde tam anlamıyla dünyaya hakim olacak son kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. İki tane diyor kafir dünyaya hakim olmuştur. İki tane de Müslüman hakim olmuştur. Üçüncü olarak da evlatlarında Mehdi hakim olacaktır diyor dünyaya. Süleyman ve Zülkarneyn'dir Müslüman olanlarda. Evet. Ben bunu hadislerden söylüyorum. Hadisler çıktı, yani çıkacak demiyorum. Çıktı, olaylar şu an devam ediyor. Bir daha tekrarlayalım mı olayları? Bakın Kabe baskını. Hicri 1400'de oldu. Güneşten bir alametin belirmesi. En büyük güneş patlaması oldu bu yüzyılın. Çöle batan ordu, Irak'ta oldu bu olay. Bağdat'ın alevleri yok edilmesi. Bu olay oldu biliyorsunuz. İki, Ramazan'da güneş tutulması. Bu olay 1981'de ve 82 yıllarında oldu. İran-Irak savaşı, Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi. Biliyorsunuz Fırat'ın suyu barajda kesildi, gazetelerde yazdı. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oldu. İki kere üst üste Ramazan ayında ay ve güneş tutulması oldu. Tam hadisteki gibi. Kuyruklu yıldızların doğması peş peşe, ikisi de doğru. Ve yani önü arkası yok. Çok fazla hadis var. Hepsi tahakkuk etmiştir. Evet. Irak'ın işgali, Irak'ın yerle bir olması, Bağdat'ın yanması Mehdi'nin çıkış alametidir. Afganistan'ın işgali Mehdi'nin çıkış alametidir. Kabe baskını, Kabe'de kan akıtılması Mehdi'nin çıkış alametidir. 15 gün arayla, 15 gün arayla olmuştu. Ay ve güneş tutulması olması Mehdi'nin çıkış alametidir. Lülin kuyruklu yıldızı, Hale kuyruklu yıldızın çıkışı Mehdi'nin çıkış alametidir. Bütün bu olaylar ahir zamanda Mehdi'nin çıkış alameti olarak oluşmaktadır. Dolayısıyla Irak'ta olan olayların tamamını da Allah yaratmıştır. Afganistan'da olan olayların hepsi Allah yaratmıştır. Allah şehit alır yanına. İhtiyacı mı vardır peki? Kader öyledir. Kader öyledir. Mesela Hazreti Ali de şehit olmuştur. Birçok peygamber şehit olmuştur. Allah'ın o takdiridir. O Allah'ın bir güzelliğidir. Allah'ın bir süsüdür. Kısacıktır bu hayat. Çok kısa yaşayacağız. Kısa bir süre sonra zaten ahirete gideceğiz. Cennet sonsuzdur. Evet. Orada da böyle karşılıklı inşallah sohbet edeceğiz, konuşacağız. Benim dediklerim ehli sünnet inancına tamamen uygundur. Yanlış olan yok. Ve ayrıca bu tahakkuk etmiş. Yani benim söylediklerim olacak demiyorum. Oldu. Yani bütün bu Mehdi ile ilgili olan olayların tamamı oldu. Yani mesela tozlu dumanlı fitne olacak dedi, oldu Peygamber Efendimiz. Binalar yükselecek dedi, oldu. Zina çok artacak dedi, oldu. Hatta Azerbaycan'ın işgalini söylüyor Peygamber Efendimiz Mehdi devrinde sallallahu aleyhi ve sellem. O da olmuştur. Yani bütün alametler ahir zamanda olmuştur ve peş peşe de devam ediyor. Evet. Tabii ben çok severim İmam-ı Rabbani, okurum. İmam-ı Rabbani'nin belirttiği hadis oluşmuştur zaten. Lülün kuyruklu yıldız, yani çift uçlu kuyruklu yıldız çıkacak diyor. İlk defa bin küsür senede bir çıkan bir yıldızdır. İlk defa çıkmıştır Lülün kuyruklu yıldızı. Ve batıdan doğuya gidecek diyor İmam-ı Rabbani mektubatında. Aynen dediği gibidir. Aynı şekilde ve çok parlak olacak diyor. Bu da oluşmuştur. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani'nin izahlarıyla bir çelişkisi yok burada. Hı. Ayrıca birçok alametler belirecek diyor Mehdi çıkışından evvel diyor. Alametlerin hepsi belirdi. İki Ramazan'da güneş tutulması, İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, Fırat'ın suyunu kesilmesi, Ramazan ayında ay ve güneş tutulması, kuyruklu yıldızın doğması, Kabe baskını, güneşten bir alametin belirmesi, çöle batan ordu, Irak ordusu, Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi,